Şenol Hoca 4 yıllık bir süre için geldi. Bu şu demektir, bize bir Avrupa Şampiyonası hedefi vaat ediyor. Yani oraya katılmak. Artı Dünya Kupası 2022 Katar. Şimdi bunları ne kadar gerçekleştirebiliriz? Bunlara katılmazsak dahi hangi oyuncuları kazanabiliriz? Hangi oyun anlayışımız gelişir? Hangi futbolculara dokunur ve onları birer internasyonel, uluslararası yeteneği olan, geçerli olan, piyasası olan bir oyuncu haline getirir? Onlara bakacağız. Bu milli takım olayında karşılıklı böyle polemiklerle birbirimizi yıpratmaya gerek yok. Çünkü kaybedenle birlikte memleket kaybediyor, futbol kaybediyor. Oysa herkesin kazanacağı destek ve dayanışma süreci yaşamamız lazım. Şenol Güneş umutlu ve gergin değildi, mutluydu. Onun mutluluğu milli takım başarısına elbette yansıyacaktır. Ben de bir yurtsever bir insan olarak, bir Türk olarak bundan mutlu oldum. Şunu da unutmamalıyız. Olanaklarımız nedir? Bu olanaklarla ne üretmişiz? Bu olanaklardan daha fazla, ürettiklerimizden daha fazla bir şey üretmek için olanaklarımızı geliştirmemiz gerekir. Ve bunda medyanın da rol alması şarttır. Ama medya aynı zamanda hem uyarıcı olacak hem katkı verici olacak.